Sevgili yengeçler, ya yengeçler için enteresan. Bak bu kadar şey oluyor, çok şanslı bir döneme giriyorlar. Benim de yükselenim yengeç. <laughs> Oradan yırtıyorum. Maşallah valla. <laughs> Yaptığın işlerde her şey yoluna giriyormuş. Evet. Aşk hayatında sizi sevindirecek gelişmeler oluyormuş hı hı. yengeçler. Bir de e, detaylar var. Yıldızları gördünüz sevgili Nuray. Şimdi yengeçler için şöyle uzun Şimdi, uzun anlat. Baksana e, çok güzel ya. Özellikle ...beş beş beş... Sevgili yengeçler beş. için şahane bir döngü ve süreç. Harika. Ee, Birçok yengeç ilişkilerinde, beraberliklerinde, evliliklerinde, ortaklıklarında zor bir döngüyü geride bıraktı. Çok güzel. Şimdi bitirdiği hiçbir şeye bu arkadaşlık olabilir. Efendime söyleyeyim iş ortaklığı olabilir. Artık bitmiş bir şeyin peşinden koşmayacak. Ki alışkanlıklarına çok bağlı bir burç olduğu için gezegen kombinasyonları ve güney ay tutulmaları onların bireysel yaşamında ve hayatında inanılmaz derecede zorlanma yaşatmıştı. Hay hayatta e, aile önemli olduğu gibi arkadaşlık da önemliydi yengeç için. Aynı zamanda kırgınlıkları bitti yengeçlerin. Ee, ...küslükleri bitti insanlara karşı. Yani kimseyle artık küs olmak istemiyor. Herkesi olduğu gibi kabul etmek istediği bir haftada bu hafta. İnanılmaz e, verimli bir haftadasınız sevgili yengeçler. Kin kalmıyor, öfke kalmıyor, nefret kalmıyor, küslük kalmıyor. Ama e, yürümeyen bir şeyi yürütmek için de çaba kalmıyor hayatınızda. O yüzden artık geçmiş gelecek değil tamamen önünüze bakacaksınız... Geleceğinize konsantre olacaksınız. Arkadaşlıklarınızda da geleceğe konsantre olacaksınız. İş hayatınızda da geleceğe konsantre olacaksınız. Parasal konularınızda da fikir, düşünce olarak yeni yatırımlar yapacaksınız. Ve hatta şanssızlık olarak değerlendirdiğiniz başınıza gelen konuların inanılmaz büyük şans ve dönüşüm yaşattığını da gözlerinizle göreceksiniz. Manen ayrı, ruhen ayrı sevineceksiniz. Maddi, manevi güçlenme başarı ve huzur yaşayacaksınız. Örneğin eğitim hayatıyla alakalı şanssızlık yaşayan ya da işi gereği bir sınava girip rütbesini mertebesini yükselten bir yengeç bireyiyseniz birkaç kere girip kaybettiğiniz bir sınavı yeniden kazanabilir. Çok üst düzey bir puan bile alabilirsiniz bu hafta. Aynı zamanda Üniversite sınavına hazırlanan yengeçler için inanılmaz bir başarı dönemine girdiler. Öyle mi? Kesinlikle başarı dönemine Eğitim girdiler. Eğitim hayatları çok iyi Aynen. Olacak. Sizin için şanslı bir dönem işte başlıyor, aşkta başlıyor, kariyerde başlıyor, çok yatırımlarda iyi. başlıyor. Uzun zamandır ev almak isteyen ve ev sahibi olur muyum, olmaz mıyım konusunda endişe yapan bir yengeç kadını ya da erkeğiyseniz, bir anda yapmayı istediğiniz yatırım önünüze gelebilir çok kolay olanaklarla borçlanabilir ya da e, elinizden çıkardığınız bir para bir kayıp kazanç olarak size geri dönebilir. Bu da ayrıca başarı, ayrıca huzur yaşatabilir. Aşk hayatınızda kendinizi yaşanmış ayrılıklardan dolayı, geçmişte yaşadığınız ilişkilerden dolayı şanssız hissediyorsanız, talihsiz görüyorsanız aslında bütün talihsizliklerin yeni başlayacak aşklar için en büyük şans ve talih olduğunu farkına varabilirsiniz. Ve bu dönem kalbi boş olan bir yengeçseniz inanılmaz güzel sağlam temelli bir aşka başlayabilirsiniz. Süper. Birlikte yaşlanacağınız erkeği ya da birlikte yaşlanacağınız kadını ...hayatınıza davet etmiş olabilirsiniz. Hatta ona şunu diyebilirsiniz. Neredeydin? İyi ki geldin, hoş geldin diyebilirsiniz. O kadar güzel bir dönem. O kadar verimli, yani. o kadar güzel, o kadar berrak bir süreç ki... ...yengeçler için ruhlarının yükseleceği, Süper. yaşam enerjilerinin artacağı... ...hatta aşkta yaşanacak mutluluk onlardaki endorfinin artmasını etki ederken... ...mutluluk ormanının yükselmesini etki ederken uzun bir süredir kendilerini yorgun, sağlıksız hissedenler bugün itibariyle uykudan bile farklı uyanmış olabilirsiniz. Kendinizi hiç olmadığınız kadar enerjik ve güçlü hissedebilirsiniz. Maşallah. Sağlıkta şanslısınız. Çok güzel. Aşkta ya. şanslısınız. İş hayatınızda başarıdasınız. Eğitim hayatında ise yaşadığınız şanssızlıkları <laughs> şansa çevirdiğiniz bir haftadasınız. Ay çok güzel. Sadece bu güzelliklerin bozulmaması için kibirden uzak kalın. Kimseye Vallahi yengeç olasın geldi bu hafta. yani benim yükselenim yenge. yengeç. Spot ne sen? Kibirden Aldın uzak yürüdün, kalın. Gidiyorsun. Kibirden uzak kalın. Kibir asla yapmayın. Spotun um bu. Evet. Peki sorulara başlıyorum. Varsın, tabii ki. <laughs> e, gerek YouTube'dan, gerek Instagram adresinizden, gerek Twitter adreslerimizden hem benim özel şahsi adresimden hem e, programın hesaplarından gönderdiğiniz soruları derlemiş arkadaşlarımız. Balık kadınını en iyi anlatan burç hangisi? Yani bir balık kadını kimle beraber olursa mutlu olur. Hangi ee, Başak ve akreple, oğlakla olursa çok mutlu olur. Onu ondan daha iyi anlayıp onu ondan daha iyi ifade edebilir. Peki bir boğa kadınını para mı? Aşk mı daha çok mutlu eder? Bu soruyu sormayacağım. Vallahi şöyle söyleyeyim. Boğa'nın tek mutlu olduğu bir şey boğa var. Boğa sevmeyi ve sevilmeyi evet. sever. O yüzden hani aşk nedir? Tutkudur. Nerede ne yapıyor? merak etmektir. Ama sevgi temeli sağlam bir ilişkidir. Boğa kadını heyecan sevmez. Boğa kadını e, duru, fresh, katkısız sevgiyi sever. O yüzden de aşk diyebiliriz tabii ki. Öyle antin kuntin ilişkiler tabii, sevmez. Hayır, sevmez. Peki. Ee, ikizler erkeği için Nasıl bir soru bu? <laughs> Kiralı kadın mı, zayıf kadın? Erkek yani bu ee, ne öyle ya erkek? Hava burcu erkekleri genelde tombullardan hoşlanır. Tombul denir mi Nuray ya? Ama kilolu kadınlar yani iri yarı, iri kıyım. Biz ona arkadaşlar balık etli <laughs> diyoruz, balık etli. Yok canım var tosuncuklar da var çevrede. <laughs> Hay Allah'ım. Aslan erkeğiyle boşak kadın uyumlu mu? Ee, yok. Zordur. Kesinlikle Hangisi zordur. Zor? E Aslan asla asla başak soğuk yüksek bir burçtur. Aha. Başak ise daha çok dengede, kontrolde yaşamayı sever. E, denerler ama bir sonuca varamazlar. varamazlar. peki. Diğer soruya bakalım. Terazi kadını erkekten ne bekler? Terazi kadını terazi kadını erkekten ne bekler? Hı. Şimdi terazi erkeği olsaydı anlayış beklerdi çünkü denge sorunu olduğu için terazi erkeğinde. Terazi kadını tam tersi. Lüksü sever, bol para bekler. Kesinlikle. Peki akrep kadını için en şanslı ay hangisi? Onlar şanslı döneme girdiler artık. Öyle mi? Kesinlikle girdiler ama Temmuz, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları inanılmaz tap noktada şanslı aylar olacak. Bak bu soru da çok güzel. Yay kadınını mutlu eden renkler hangileri? Yani yay kadını enerjisini hangi renkleri giyerek ortaya çıkarabilir? Pastel renklerden çok hoşlanırlar. Sakin Soft tonlar. Ve sakin tonlar kesinlikle. Peki Oğlak burcu bak Oğlaklar çok iyi dinlesinler çünkü bu hafta sizin için çok önemli bilgiler var. Oğlak burcu başkalarını özenerek mutsuz mu oluyor demiş. Allah Allah. Yok Oğlak eee tek bir rakibi vardır. Kendidir. O kimseye özenmez. Şimdi bak yükselen eğer yengeçse, hı hı. E, ay yengeçse olay değişebilir. Ama birebir oğlak kendi doğrularıyla yaşadığı için kimseye özenmez. Peki koç Burcu için doğru eş nasıl olmalı? Bir koç kadın ya da koç kim ne mutlu olur? Hareketli, tez canlı, Bereketli. sabırsız. <laughs> kişilerle mutlu olur. Onlar çünkü çok telaşlı, ya. hareketli olduğu için istediğini hemen ona harekete geçerek verecek kişiyle mutlu olur. Yani öyle kanı çekilmez. E, çekyatın üzerinde hadi kalk gidelim hayatım dediğinde 50 saat göbeğini kaşıp oturan bir adam istemez <laughs> ha. Mümkün değil. Koç Mümkün. hareketli seviyor. Hani vardır ya eskiden evlerde falinası ile oturan babalar vardı. <laughs> Onlar arar. koçlara göre değildir. Peki boğa kadın erkekte önce ne arar? Sadakat arar. Huzur arar, hı hı. en başta sevgi arar, gerçeklik arar. İkizler kadınını mutlu edecek hediyeler neler? Ee, ana duruma göre değişir. Çünkü hareketli bir psikolojisi vardır. Ee, bugün pırlantadan mutlu olur, yarın bu jüteri de sevebilir. Onun haleti ruhiyesine göre hediye almak lazım. Yengeç kadını sevdiği erkek için gemileri yakar mı demiş Esma? Vallahi Esma var mı böyle bir durum? Onu Gemiler da yakar, gemileri de yakar. Kendini de yakar. <laughs> her şeyi yakar. Yani yengeç kadın aşk için her şeyi yapar. Yapar. Kesinlikle yapar. Aşk için ölmeli o zaman aşk. Ha? Yani değerse ölmeli tabii ki. Oo, bakıyorum sen geçmişsin aşktan. Başlamadan. Benim aşkla meşkle işim yok. En büyük aşkım çocuklarım. <laughs> Peki. Ama belli olmaz hayatında getireceği büyük konuşmamak lazım. Evet ama hayatımızın bir geleceği var. şey söyleyeyim hayatın hiçbir alanda büyük konuşmamak. Hiç lazım. büyük konuşmamak Hiç lazım. Büyük söz. Aa, ya ama şu büyük konuda büyük konuşmuyor. Ee, Allah sağlık versin, sıhhat versin. Ben korkuları, evhamları olan biri değilim. Bak şimdi Korana, korona korona. Hatta dün sen de bana yazmışsın. Seni pek bir rahat gördüm diye. Evet. Ama yüce Allah evreni sallıyor diyor ki, ey insanlık aklını başına al. Çekirgeler geliyor bak aldığım bir eğitimde hatta sabah e, makyajda konuştuk deniz hayvanları karaya vurduğunda savaşın habercisidir savaşın habercisidir çekirgeler kıtlığın habercisidir ve salgın hastalıkların habercisidir bize öyle büyük mesajlar geliyor ki Aa. tabii ki bak hatta hatırlamıyorum hangi kitabımda bunu ben yazdığımı e, aldığım bir eğitimde e, hayvanların Ay Allah verdiği mesajlar, kıtlık mı var diyorsun Şimdi bak öyle 2020 felaketler yılı Nur Dur, sonunda, sonunda, anlatacağım. Ama bak, bak. sirkelenir Ay de sirkelenir bu. de ya Allah dersek ya Allah dersek ben örneğin kendi adıma en büyük koronadan kurtuldum. Şükürler olsun daha bu korona bana bir şey yapamaz. Dolayısıyla hani hepimizin hayatında korona olayları vardır. <laughs> Benim için <laughs> korona bitti. Şimdi var olan korona bana uğramaz bile. <gülüyor> 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 Tabii canım. Peki. Başak kadını paradan yana pardon aslan erkeğine aşk acısı çektirecek burç hangisi? Onunla hiç ilgilenmeyecek olan snob cool bir hatun gerekiyor. Olamaz ama olursa da o boğa olur. Şekerim sana kolonya ikram ettim mi? <laughs> <laughs> ellerim her yerim. Aygül bana diyor ki Nuray Hanım otobüsleri artık ter kokmuyor diyor. Hep kolonya kokuyor. Ay valla yani böyle kolonyanız yanınızda olsun. Dökün dökün bireysel anlamda ne kadar hijyene dikkat edersek buraların Ay bana hijyen ne da. Oğlum Başak Burcu <laughs> Bak, Ogan. Bak kameraman arkadaşlarımın da hepsinin kolonyaları yanında. Kapı kolları ne kadar Ogan sabaha kadar şey siliyor. Çok güzel. Bak bu virüste başa, çıkam başa çıkabilmemizin tek yolu ne? az insan çok hijyen aynen bir de ruh sağlığı yerinde olacak enerji yüksek korku olacak korku olmayacak korku yarın mutlaka bizi izleyin bak korona ile ilgili muhteşem bir program yapacağız şimdi oh mis